jelatininden keserek açalım bakalım. Yeni bir cihazın en keyifli yanı değil mi? Şu jelatini çıkarmak. Selam arkadaşlar, mutfak videolarımıza devam ediyoruz. PlayStation 5 incelemesinden sonra şimdi de Oculus Quest 2 için kutu açılışı yapacağız. Oculus Quest bana sorarsanız şu an dünya üzerindeki tartışmasız en iyi sanal gerçeklik başlığı. Aslında sanal gerçeklik başlığı demek çok adil olmaz. Çünkü başlı başına kendi mağazası, işletim sistemi, ekosistemi olan bir oyun konsolu bence. O yüzden sanal gerçeklik oyun konsolu diyebiliriz. Geçen sene Quest çıktığında almıştım ve zevkle kullanıyordum ama daha bir sene geçmeden yeni nesle geçiverdi Facebook. Bana sorsanız aslında ben daha 3 sene daha Quest'le idare ederdim ama sanal gerçeklikte işler biraz hızlı gelişiyor. Şimdi sizinle bunu açacağız. Bu 64 GB'lık versiyonu çünkü maalesef şu an piyasada 256'lığını bulamıyorsunuz. Biraz bence anlamsız olmuş yani iki versiyon var. Biri 64, 256, biri 256. Keşke 64'lük hiç olmasaymış da hepsini 256 üretselermiş. Ayrıca piyasada neredeyse hiçbir aksesuarını bulamıyorsunuz. Oculus Link kablosu halen piyasada yok. Ben bütün aksesuarlarıyla birlikte sipariş etmiştim ama maalesef sadece bir çanta edinebildik. Çünkü Oculus Quest ve bütün yan malzemeleri, aksesuarları piyasaya çıktığı günden beri kapış kapış gidiyor. Kesinlikle piyasada bulunmuyor. Şimdi bunu açacağız. Daha jelatinini de gördüğünüz gibi. Ben de hiç dokunmadım. Mutfakta video çekince tabii alet edevatımız bol. Hızlıca açabiliriz. Şaka yapıyorum tabii. Bununla açamam, kıyamam onunla. Şuradan jelatininden keserek açalım bakalım. Yeni bir cihazın en keyifli yanı değil mi? Şu jelatini çıkarmak. Bakalım alengirli bir kutumu yaptılar. Basit bir kutumu. Üstü çok güzel baskılı böyle beyaz bir şey var ama içi oldukça sade sanırım. Nereden açıyoruz? Böyle açılıyor. Bayağı hızlı bir kutu açılışı oldu çünkü sanıyorum Oculus bugüne dek gördüğümüz en basit kutuyu yapmış. Bu yani aslında çantasına da gerek yokmuş. Bu taşıma çantası olarak da kullanabileceğiniz bir şey. Çok rahat açılıp kapanacak bir kutu. Takdir ediyorum. Üzerinde nasıl kullanacağınıza dair çok basit bir iki tane hızlı kullanım kılavuzu gibi bir şey koymuşlar. Şimdi başlığımızı dikkatlice çıkaralım. Bu sefer beyaz bir farkı. Bütün tasarım, bütün donanım her şeyiyle değişti. Hani bunun üzerine çıkmış böyle küçük bir gelişme değil. Komple yepyeni bir cihaz gibi yeni nesilde. Dışarıdan çok gözükmüyor ama içi de komple yeni. Başka ne çıkıyor? Bu gözlük kullanıyorsanız eğer bunu takmanız gerekiyor. Ben kullanmadığımdan hiç bilmiyorum ama gözlük kullananlar için iki tane kolumuz çıkıyor tabii. Bu sefer kollar da beyaz. Bir de burada kutumuz var. O kutunun içinden de böyle bir Oculus logolu küçük bir şey çıktı. Buna bakalım herhalde kullanma kılavuzu. Evet kullanma kılavuzları. Ve şarjı. Tabii çok artık bu şarjlara ihtiyacımız yok. 1000 tane var. Bu Amerikan zaten. Bir tane de USB-C'den USB-C'ye kablo. Bu kablonun özelliği aynı zamanda bir önceki Quest'te kablo sadece şarj etmeye yarıyordu. Bunu Oculus Link olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii bu çok küçük bir kablo. O yüzden buna ne kadar kullanabilirsiniz bu mesafede bilmiyorum. Ama en azından video vesaire izlerken Oculus Link kablosu olarak kullanabiliyormuşuz. Şimdi şu kutuyu kaldıralım. Oculus'umuza bakalım. Bu Quest 2'nin Quest 1'den tek zayıf yanı şu başlığındaki kayışlarının tamamen artık kumaş olması. Bunun aslında bir tane yeni işte şey var, aksesuarı var, değiştirebiliyorsunuz bunu. Ama maalesef bulamadık ondan. Bu
Sanıyorum şuradan çekerek ayarlayabiliyoruz. Bakayım nereden çekiyoruz. Evet. Şöyle genişliğini ayarlayabildiğiniz bir kayış. Ama tamamen kumaş ve lastik, o yüzden kafaya çok iyi oturmuyor diye duydum ben de. Henüz de kullanmadığımdan yalan söylemeyeyim ama ilk Quest'te böyle bir komple kafanızın arkasını tutan plastik güzel bir parça vardı. Onu artık parayla satıyorlar ekstra. Ama çok da yakınmamak lazım çünkü fiyatı da $100 düştüğü için bence çok sorun değil. Bir de bakıyorum burada bir üzerinde kağıdı var. Evet. Quest 2 başlığımız budur arkadaşlar. Kollar değişmiş mi bakalım. Biraz farklı gözüküyor. Evet. Görüntü olarak şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum. Biraz daha halkası büyümüş. Daha geniş bir halka kullanmışlar. Ama aynı zamanda parmaklarımızı koyduğumuz yerler de daha büyük. Bakalım pil kutusu nasıl? Bu sağ solu gösteren bir sticker var üzerinde. Pili nerede acaba? Hı? Sanıyorum şurada bastırarak mı açacağız? Bir öncekinde pil kapağı çok hızlı çıkıyordu. Şöyle tuttunuz mu çıkıyordu. Yani bir yandan çok pratikti ama çok da fazla oynarken elinizden düştü mü kırılıyor ediyor diye insanlar söyleniyordu. Sanırım o yüzden bu sefer biraz daha zor açılan bir şey yapmışlar. Vallahi açamadım, diğerini deneyeyim. Şurada bir bastır, ittir işareti var ama evet, bayağı bir bastırmak gerekiyormuş. Hiç önceki kadar yumuşak değil. Tek 3A pille çalışıyor önceki gibi. Takması da biraz daha sert. En azından artık düştü mü elimizden kapakları fırlamaz. Büyüklük olarak bakarsanız bana biraz daha ufalmış gibi geldi ilk Quest'e göre. Şöyle yukarıdan da bakarsak biraz daha üstelik hafif. Ama tabii bunda kayışın ne kadar etkisi var ağırlıkta bilmiyorum. Ayrıca fark edeceğiniz üzere kameraların ve öndeki şu kapağın yerleşimi değişmiş. Böyle daha yekpare ve tam çizgi üzerinde kameralar var artık. Bir öncekinde şu ara, benimkinde mi öyle bilmiyorum, hepsinde mi öyle. Şu ara hafif hafif böyle açılıyordu. Sanki bu ön kapak çıkacakmış gibi gözüküyordu. Bunda biraz daha sağlam gözüküyor. Bir de şu üstü kumaştı. Ön tarafı plastik, üstü kumaştı. Şimdi tümü plastiğe dönmüş ki bence daha iyi. Çünkü bu kumaş kullandıkça kirlenmeye başlıyor. Şık dursa da bir noktadan sonra temizlemesi zor oluyor. Gerçi bu da beyaz olduğu için temizlemesi biraz sıkıntı olabilir. Ama göreceğiz. Düğmelerine bakarsak USB kablosunun yeri değişmiş. USB-C girişi buradaydı. İçeriye almışlar. Bu aslında iyi olmuş çünkü şuradaki kablo link olarak kullandığınızda çok rahat olmuyordu. Tam önde olduğu için biraz fazla aşağı çekiyordu başlığı. Yan tarafı almaları iyi olmuş. Kulaklık girişi de burada. İki tarafta da var mı? Yok. Bu taraftaki kulaklık girişini kaldırmışlar. Yanında bir kulaklık girişi vardı. O gitmiş. Burada küçük bir mikrofon ve açma kapama düğmesi var. Daha ufak, hafif ve daha da bir öncekine göre kaliteli gözüküyor. Şimdi ben bunu bir süre kullanacağım tabii. 1-2 hafta kullanayım. Daha sonra bir de detaylı incelemesini yaparız. Bu kollar biraz ağırlaşmış gibi ama. Biraz büyük, biraz ağırlaşmışlar.
Bakalım daha rahat mı, daha zor mu? Tuş yerleşimleri falan çok değişmemiş. Yani şu aşağıdaki tuş biraz kenara kaymış. Onun dışında aynı gibi bir değişikliği var mı göreceğiz. Evet. Quest 2'yi böylece açmış olduk. Nasıl bir cihaz olduğunu görmüş olduk. Ben de iki gündür şu videoyu çekeceğim. Cihaz geldi, kullanamıyorum. Heyecan yapıyordum. Şimdi bu videoyu burada bitirelim. Ben bunu biraz kullanayım. Sonra daha detaylı bir incelemesini de yaparız.